Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda meşhur dünyaca ünlü Bondi sahilindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlara göster kameraman. Oğlum. İşte meşhur olmasının en büyük nedeni ise bütün dünyadan insanlar buraya sörf için geliyor. Şu an fazla dalga olmadığı için denize fazla sörfçü yok ama genelde bu deniz sörfçülerle dolu. Bu ülkede 12 ay boyunca her gün denize girebilirsiniz. Yani ben giremem ama giren insanlar var. Şu anda da gördüğünüz gibi kimi sörf yapıyor, kimi denize giriyor, kimi güneşleniyor, kimi köpeğini gezdiriyor. Yani envai çeşit insanı bu sahilde görebilirsiniz. Her türlü insan var. Gerçekten bir İzmirli olarak ben buranın sahillerini çok beğendim. Özellikle kumu altın gibi, yani inanılmaz güzel bir kumu var. Her şeyi çok güzel ama tabii ki her güzelin bir kötü yanı da oluyor. Bu denizde bazen çok tehlikeli olabiliyor. Özellikle burada sörfçüleri, köpek balıkları çok ısırıyor. Yüzen insanları çok ısırıyor. Ve bu ülkede, Türkiye'de ben duymadım, görmedim. Blue Bottle diye bir canlı var ve insan, yani deniz anasına benziyor. Bu vücudunuzun herhangi bir yerine değdiğinde inanılmaz acılar çekiyormuşsunuz. Bende hiç olmadı. Ben zaten burada fazla denize de girmedim. Toplasanız 3-4 kere girdim. Ben şimdi Bondi Beach'ten Bronte Beach'e yaklaşık 4,5-5 kilometre bir yürüyüş yolu var. Orayı yürüyeceğim ve yürüyüş yolunun sonunda çok güzel bir havuz var. Bunu da size göstereceğim. Millet genelde oraya yürüyüp orada da deniz havuza giriyor ve sonra duşunu alıp bu karşı tarafta güzel kahvaltı yerleri var. Oraya gidip kahvaltılarını yapıyorlar, sonra da evine gidiyorlar. Çoğu insan burada genelde cumartesi pazar bunu yapıyorlar yani. Gerçekten çok güzel bir yürüyüş yolu. Manzara, ortam, her şey onun. Vallahi böyle şans olamaz ya. Arkadaşlar burada normalde havuz var. Denizin kendi suyu ama şu an tadilat olduğu için kapatmışlar. Normalde bu yolda yürüyorsunuz ve burada da en son havuza giriyorsunuz. Sonra yan tarafta duşunuzu alıp evinize gidiyorsunuz. Gerçekten güzel oluyordu ama. Hatta ben bugün sizler için yani girmeyi düşündüm ama yani şans diyeyim. Normal şartlarda yani şu havada beni kimse bu denize koyamaz ama gerçekten sizler için bu denize gireceğim yani. Nasıl yani nasıl bir atmosfer olacak bilmiyorum ama deneyeceğim. Muhtemelen hemen gireceğim ve geri çıkacağım. Sizler de görün yani bu videoları ne zorluklarla çekiyoruz. Vallahi buz gibi yani ben şu suya girersem en az şu videomu 200 kişinin beğenmesi gerekiyor. Gireceğim. Vallahi gireceğim. Gireceğim ama sizin için giriyorum bak. Emrahcan şimdi dondu. Emrah su nasıl? Very cold da demek ki su buz gibi de. Beyler su inanılmaz, çivi yemin ederim. Vallahi sizin için suya girdim. Şu videomu 200 kişi beğenmezse hakkımı helal etmem yemin ederim. En az 200 kişi beğenecek. Bir daha gireyim hazır. Yani Şubat ayında kaç kişi denize girer? Vallahi soğuktan başım titriyor, böyle zonkluyor. Su nasıl Emre? Denemek istersen oradan. Vallahi 100 dolar veriyor girer. $100 mı veriyor? $100 mı veriyor? Gir veririm. Oh. Su gerçekten inanılmaz temiz. Bir tek şu Blue Bottle ve köpek balıkları olmasa
Yani insan doya doya tadını çıkarır. Arkadaşlar vallahi yoruldum ve şu an üşüyorum. Gidip hemen üstümü değiştirmek istiyorum. Bir sonraki videomla ilgili size ufak bir duyuruda bulunmak istiyorum. İşte kafamda 2-3 yer var. Blue Mountain, buranın en meşhur dağları yani Mavi Dağlar. İşte şehir merkezinde büyük akvaryum var. İçinde vatozlar, koca vatozlar, köpek balıkları. Ve benim gerçekten yükseklik fobim var ama uçaktan atlayıp bu korkumu yenmek istiyorum. Yani bu 3 videodan birisini çekmek istiyorum. Aşağıda yorum kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Gerçekten şu videoları çekerken bayağı zamanım gidiyor. Yaklaşık bir videoyu çekmek, montajlamak 2 günümü alıyor. Yani sizlerden destek bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdaki butonu tıklayarak abone olun. Bir sonraki videomda tekrar birlikte olmak umuduyla Brondi'den herkese selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.